arkadaşlar merhaba. Bugün hakkımda bilinmeyen 100 gerçekten bahsedeceğim. Kendimi ifşa alacağım. Sırlarımdan bahsedeceğim. Beni hiç tanımıyorsanız bile tanıyacaksınız. Beni tanıyorsanız bile daha iyi tanıyacaksınız. Hatta daha daha iyi bir tanıyacaksınız. Hakkımda rastgele gerçeğe hoş geldiniz. Bence eğleneceksiniz. Ben eğleneceğimizi düşünüyorum. Yüz tane saçma salak şey var çünkü. Temelden başlamak istiyorum. Temel bir gün uçağa binmiş gitmiş işte sonra demiş ki Fransız. Allah'ım ne kadar video kapatmayın. Sürahiden su içmeyi sever. Bu hakkımda yüz gerçek değildi bu öylesine söyledim daha başlamadım Başlıyoruz Benim gerçek adım soyadım Enes Batur değil Enes Batur benim adım Enes Batur Sungurtekin benim adım soyadım Bunu çok kişi bilmiyordu aydınlatmış oldum Sungurtekin benim soyadım Enes Batur adım Ben Antalya'da yaşıyorum Yani herkes beni aslında İstanbul'da yaşıyor Sonia Ama ben bayağı bir süredir Antalya'da yaşıyorum Yani Antalyalıyım Antalyalı kadar oldum yani En sevdiğim renk mor Evet bazen mor giyerim parlak mor falan filan Mor rengini seviyorum. Muhteşem. Giydiklerimin bedenini normalde giydiğim bedenden büyük seçiyorum. Mesela large giyiyorsam X large giyiyorum, medium giyiyorsam large giyiyorum gibi. Daha rahat etmek için. Çünkü böyle bol olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Püfür püfür. Oh. Oh ne güzel bak içine üflüyorsun bütün iş dalgalanıyor böyle. 5. Bir şeye hırs yaptım mı böyle kazanacağıma inandım mı veya bir şey de kaybettin mi onu kazanana kadar bırakmam. Gerçekten yemin ediyorum. Mesela ortaokulda bir tane mobil oyun vardı. Arkadaş 90 yapmıştı o mobil oyunda. Ben oyunu 10 saat oynadım arkadaşın yaptığı 90'ı geçmek için. Aralıksız bir şekilde oynadım bir de. Veya onun gibi bir sürü bir sürü böyle durmadan bir şeyleri kazanmak için yaptığım şeyler var. Kafama taktım asla bırakmıyorum yani ben benle iddiaya girmeyin. 6. Bir şey düşünürken istemsiz bir şekilde sakallarımla oynarım. Böyle dolandırırım. Şöyle şöyle yukarıları kaldırırım. Şöyle kaldırırım. Sonra böyle oynarım. Böyle yanları açarım falan. Sakallarım uzayınca oluyor genelde bu. Bir de istemsiz bir şekilde bıyığım ağzıma kaçıyor. Şu bıyık ağzıma kaçıyor. Böyle dolaşıyorum dışarıda. Bıyık yiyorum diyebiliriz ama aslında yutmuyorum. Sadece bu ağzıma kaçtığı için garip bir şekilde yemiş gibi oluyorum ama yemiyorum. 8. Küçükken parmak yemiyordum. Aslında ne kadar küçük bilmiyorum. Bilmiyorum ama 6. veya 7. sınıfa kadar parmak emdim bilmiyorum neden bir alışkanlık böyle uyurken falan yapıyordum falan ama artık yok yani gerçekten yok inanabilirsiniz 6. 7. sınıfta gerimde bıraktım 9. ben örümceklerden arılardan böyle sokabilecek her türlü böcekten korkuyorum mesela kertenkelden korkmuyorum mesela onlar tatlı işte örümcek olsun yılan olsun yılandan zaten herkes korkar da örümcek olsun arı olsun böyle eşek arısı olsun onlardan korkarım bayağı korkarım sokacak diye sinekten korkmuyorum ama sinekten bir şey olma sinek e bir tane vuruyorsun uçuyor zaten. 10. Çorapla uyumak veya uyumamak beni çok bağlamıyor. Gerçekten. Ayağımda çorap varsa uyurken onunla uyumaya devam ediyorum. Yani beni rahatsız etmiyor. Veya ayağımda çorap yoksa çorapsız uyuyorum. Çok önemli bir şey değil yani benim için çorapla uyumak çorapsız uyumak. Is not a big deal. Nasıl İngilizce söyledim? Hayatta bana ihanet edeni, arkamdan oyun oynayanı asla ama asla ama asla ama asla unutmam. Gerçekten. Ve bir gün mutlaka hücuma alırım. Gerçekten. Bana yanlış yapan bir insan benim hayatımda silinir ve asla bunu unutmam. Bir gün öcür alınırsınız yani. Eğer bana yamuk yapmayı düşünüyorsanız yapmayın. Gerçekten. 12. Hayatımda hiç sigara içmedim e, ve içmeyeceğim de çünkü benim zaten kokusu bile hoşuma gitmiyor yani ve küçüklüğümden beri kendime bunu şartladım. Asla ömrüm boyunca ben sigara içmeyeceğim. Ne olursa olsun içmeyeceğim yani. Benden sigara içtiğimi hiçbir yerde görmeyeceksiniz ve bunun yanında ben size bu konuda örnek olmaya çalışıyorum. Ben size bu kadar örnek olmaya çalışırken bu sigara konusunda benim içmem çok saçma Olur. Sosyal medyada da sigara içen fenomenler var. Ben de çok yanlış bir şey. İçiyorsan da bunu keko gibi böyle. Yani bu triplere girmene, fotoğraf çektirmene gerek yok. Bence çok yanlış bir şey bu örnek olma açısından. 13. XOX var yani böyle XXX o yan yana yapmaya çalıştığınız oyun. He biliyorsunuz. Onda hayatta kaybetmem yani. Evimi, barkımı, çoramı, çocuğumu her şeyi riske girelim Ben oyunda asla ama asla kaybetmem. Berabere kalırız ama asla kaybetmem. Her şeyine girerim. Çünkü hilesi var. Yani hilesi değil de taktiği var. 14. Küçükken ben çok salıncakta sallanırdım. Böyle sallanır 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 atlardım. Baya yaptım bir gün böyle sallandım sallandım ve orada bir atladım böyle beynimde bir şey çınladı böyle bir şey oldu ve o günden beri kafamı sallayamıyorum başım dönüyor direkt mesela A şöyle yaptığım zaman direkt beynim ülüyor yani. Çok acıyor yani. Kafamı sallayamıyorum ben. Öyle küçük sallayabiliyorum ama böyle şey gibi sallayamıyorum. Rakçı olamam yani kesinlikle. Çünkü beynim dönüyor. Beynimde bir sıkıntı var herhalde. O salıncakta birkaç parçayı düşürmüş olabilirim. 15. Yani bir şey gördüm mü canım çok çeken ne var? Yani bir sakız gördüm mü sakız çiğnemek isterim. Çünkü sakız yemelik bir şey değil ama böyle sakız gördüm mü her zaman çiğnerim yani. %90 %100 almak isterim. Çiğnemek isterim. Ne bileyim bilmiyorum. Sakız çiğnemeyi seviyorum. Ne var yani? Siz çiğnemiyor musunuz? Çiğnemiyorsan da bana ne? Sakız çiğnemeyi severim. Hayatta en çok heyecanlandığım an ne olabilir gerçekten? Aa, şey olabilir. Altın kelebek ödülüne çıktığım an olabilir. Çünkü sizi temsil ediyordum ve bayağı bir heyecanlıydım. Çünkü orada bütün insanlar izliyor. Herkes böyle kimin kazanacağını merak ediyor falan. O, o gün çok heyecanlıydım. Bir de en sona bırakmışlardı beni. Ha babam söyle. Ha babam söyle. Çok heyecanlıydım. 17. Hayatımda asla ama asla ama vazgeçmeyeceğim kişiler. Kardeşlerimden hayatımda asla ama asla vazgeçmem. 18. Kahve içmeyi sevmem ve bunun yanında çay içmeyi de sevmem. Genelde su içmeyi severim. Su içiyorum. Kahve ve çayı sevmiyorum. Çay içersem çok şekerli içiyorum. O yüzden içmemeye çalışıyorum. Kahve de yok. Hiçbir şey içmiyorum. Sevmiyorum. Bir de bunun yanında sevmediğim bir yemek pizza sevmiyorum. Bunu çoğu kişi biliyor zaten. Söylemişimdir. Çünkü küçükken benim kardeşim pizza seviyor diyor. Sürekli pizza söylediler ve ben pizzadan nefret ediyorum. İğrenç. Sevmiyorum pizzayı. Kendi yaptım severim 20. Camaro bir arabam var. Özel olarak kaplattım ama arabalarla gerçekten pek ilgilenmiyorum. Sadece spor arabaları seviyorum. Ama öyle bir araba hobim, düşkünlüğüm yok. Ama sadece spor araba seviyorum. Onun dışında pek sevmiyorum. Hatchback'tir, sedandır yok yani. Hiç gram sevmiyorum. Dünyanın en iyi hızlı arabası olsun gene sevmiyorum. 21. Strateji oyunlarını ve kart oyunlarını çok severim. Normal oyunları da severim de. Bu tür oyunları rekabetçi kart oyunları olur, strateji oyunları olur. Çok severim ve çok iyi oynarım. Ya gerçekten oynarım isteyen ne meydan okuyabilirim yani buradan gelsin kapışalım yani gerçekten kendine oyuncu sanan birisi varsa kapışırım <laughs> Nasıl laf ama? <laughs> Biraz egoist olmaya başladım ben bunda. O kadar değil. 22. Yo-Yo ve Yu-Gi-Oh! Küçüklüğümde çok severdim. Hala da seviyorum o yüzden. Yu-Gi-Oh! kartları biriktiriyorum. Koleksiyonu biriktiriyorum falan. Bunlar benim küçüklük hobilerimden ve hala severek devam ederim. Toplamda benim 3 tane sevgilim olduğunu hatırlıyorum. 3 tane olması lazım. Başak'la birlikte 3. Evet 3 tane sevgilim oldu benim. Ondan fazla olmadı galiba. Evet 3 tane oldu. Evet düşünüyorum. Evet 3 tane. Yok başka yok. Başak 3. 24. Babam Adanalı, annem Malatyalı, erkek kardeşim Erzurumlu, küçük kız kardeşim Antalyalı, ben de Ankaralıyım. Bütün Türkiye'ye yayılmışız. Sadece bir aile içinde bile bölünmüşüz yani. Her birimiz farklı şehirde doğumluyuz. Ama babamız Adanalı olduğu için Adanalı diye geçiyoruz. Youtube'daki ilk arkadaşım Onur diye bir çocuktu. Onur beni Baturay'la tanıştırmıştı. Sonra Baturay'la daha iyi arkadaş olduk. Onur da pek konuşmadık bir süre sonra. Onur Baturay'la kanka olup Onur'u satmışım gibi gözüküyor ama onun hayalleri ve hedefleri başladı. 26. Eskiden küçükken en iyi arkadaşım vardı yani her zaman onunla takılırdım falan filan ee, ama lisede beni aşağıya çektiğini fark ettikten sonra onunla konuşmaya kestim. Ya aşağıya çekmek ne demek? Yani beni insanların yanında küçük düşürmeye çalışmasıdır falandır filandır ve başka arkadaşlarımın olmasını engellediği için yanımda bulunarak onunla arkadaşlığımı kestim. 27. Basketbol en sevdiğim spordur yani futbolu çok sevmem veya voleybolu çok sevmem ama basketbolu iyi oynarım ve en sevdiğim spordur ama çok fazla takip edemem. En sevdiğim yemek kabak dolmasıdır. Yani her zaman hele ki anneannemin bayılırım. Daha iyisi yok. Dünyada daha iyi bir yemek yok. Kabak dolması forever. 29. Hayal kurmayı çok severim. Siz de sevin. Hani böyle boş kaldığımda falan gelecekle ilgili hayaller kurarım. Şu şöyle olsaydın hayaller kurarım. Dünyanın en iyi futbolcusu olsaydım ne olurdu hayaller. Yani hayal kurmak güzel bir şeydir ve hayalleriniz gerçekleştirdikçe daha güzel olurlar. Hayal kurmayı severim. Boş olduğumda kurarım. 30. Aşırı programlıyım. Yani her şeyimi program çünkü başka bir türlü bu kadar YouTube videosu atmak, bunların hepsini yetiştirmek, kurgulamak falan hiçbir imkanlı olmadığı için her şeyimi programlarım. Şu saatte kalkacağım, şu saatte yemek yiyeceğim, şu saatte video çekeceğim, şu saatte şuraya gideceğim, şu saatte şu şehirden geleceğim falan filan. Bayağı programlarım ona göre yaşarım. Ama yani programlarımda esnetebilirim.